Herkese kocaman bir merhaba. Başlıktan anladığınız üzere bugün nişanımız var ve sabahtan akşama kadar benimle olacaksınız. Bütün hazırlıklarımı, saçımı, başımı, makyajımı, kıyafetimi, her şeyimle sizinle beraber olmayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi duştan çıktım. Saçlarımız şu an ıslak. Saç bakımı, cilt bakımı, makyaj, saç yapımı, giyinme ve nişan, nişanda yaşananlar gibi güzel bir video hazırlamak istiyorum. Çünkü bu tarz videoları çok seviyorsunuz ve benim de en zevk alarak çektiğim videoların başında geliyor. O yüzden şimdi hep beraber hazırlanmaya. Önce size giyeceğim elbiseyi göstereyim. Trendyol'dan aldım bu siyah beyaz tek omuz açık elbiseyi. Çok tatlı bir elbise. Şu an askıda hiç güzel durmayabilir ama üstte 10 numara duruyor. Altına da siyah stiletto giymeyi düşünüyorum. Şimdi buna uygun saç, baş, makyaj yapacağız. Önce bir saçımı açayım ve bir saç kremi süreyim. Buna yeni başladım. Urban Care'in Pink Grapefruit ve Ginger'lı sıvı bakım kremi. Bu seriyi kullanmak istiyorum. Saçımı yumuşacık yaptı. O yüzden yani kokusuna da hasta olduğum için sürekli bunu kullanıyorum saçlarımı duştan sonra. Acayip kolay taranmasını sağlıyor. Bakar mısınız? Normalde biraz daha zor taranıyor saçlarım. Bunu böyle hem ıslak saçınıza hem kuru saçınıza uygulayabiliyorsunuz. Ben gece duş aldığımda yatıyorum ve sabah böyle birazcık saçıma şekil vermekte zorluk çektiğim zamanlarda bunu kullanıyorum. Gayet iş görüyor. Çok sevdim. Saç kremi iyice bir saçlarıma, çine hapsolurken cilt bakımıma geçelim. Neden cilt bakımı? Çünkü yapacağımız makyajın cildimizde güzel oturması gerekiyor. Bunun için de cildimizin pürüzsüz ve tertemiz olması gerekiyor. Fondötenin güzel cildimizde kalması, durması için, allığın kendini gösterebilmesi için ve bunun gibi her şey için dediğimiz gibi cilt bakımı çok önemli. Ve bunun için ben de evet ben de bu batağa düştüm arkadaşlar ama bu batağa düştüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi. 2 aydır kadar Foreo kullanıyorum. Şeyim bitmiş. Simple yüz temizleme jeli. 2 ay kadar. Bir saniye hazırlayayım anlatacağım. Şimdi yüzümü bir ıslatıyorum çünkü ıslak yüzde olması daha etkili. Şimdi 2 aydır bir süredir ben Foreo'yu kullanıyorum. Bana gönderdiklerinde 2 ay denememi istediler. Denedikten sonra yorumlarımı yapmamı istediler. Bu çok güzel bir şey. Ve beni siz çok iyi biliyorsunuz ki dönemsel olarak büyük büyük kocaman sivilceler çıkarıyorum ben. O sivilceleri çıkarmamın sebebinin aslında cildimi tam anlamıyla temizleyemediğimden kaynaklı olduğunu 2 aydır sabah akşam Foreo'yu kullandığımda anladım. Çünkü 2 aydır bir tane sivilce bile çıkarmadım. Yüzüm tertemiz ve pürüzsüz dolaşıyorum. O yüzden birazcık bağımlılık yaptı. Yani elimle yüzümü yıkamanın bu kadar verimli olmadığını fark ettim. Elimizle yıkamak, Foreo ile yıkama arasında dağlar kadar fark var. İstediğimiz gibi temizleyemiyoruz elimizle. Ve bu konuda gayet başarılılar, çok başarılı ve en önemlisi de bir dakikalık süresi var. Bir bölgeyi bir dakika yapıp diğer bölgeye geçip orayı da bir dakika yapıyorsunuz. Yani ve acayip güzel masaj etkisi var. Bayılıyorum bu etkiye. Ben biraz tabii konuşurken süreyi abartmış olabilirim ama bayılıyorum. Ve şunu söyleyeceğim size, 2 aydır denediğim bu süre zarfında yüzüme bir kere bile peeling uygulamadım. Çünkü peeling yapmaya ihtiyacım kalmadı. Tamamıyla pürüzsüz ciltle geziyorum. Normalde haftada bir yüzümüzün kesinlikle peeling yapmaya ihtiyaç olur. Çünkü burun kenarları şöyle tüm şuralarda böyle pütürlenmeler ortaya çıkıyor. Onun sebebi aslında cildimizi derinlemesine güzel temizleyemediğimiz içinmiş. Onu da anlamış oldum. Çünkü 2 aydır peelingin P'sini yapmıyorum. Çok mutluyum. O yüzden çok memnunum. Dedikleri kadar varmış. Yani doğru söze ne hacet. Şimdi yüzümüzü yıkayalım. Cildimi şöyle yandan göstereyim. Ve cildim bu durumda. Pürüzsüzlüğü görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben bayılıyorum bu etkiye. Şimdi bundan sonra yüzümüzün nemlenmeye ihtiyacı oluyor. Neden diye soracak olursanız, o kadar iyi bir temizlik olduğu için ve bu işlemden sonra yüzümüzü bolca nemlendiriyoruz ki tertemiz yüzeyde, tertemiz cildimizde nemlendirici
en derin yerlere kadar işlesin. Nemlendiricim ise bayılarak kullanıyorum. Estée Lauder'ın bu nemlendiricisi. Böyle güzel bir etki yok. Böyle güzel bir nemlendirme yok. Şu an bence bu pürüzsüz cildimi tamamen makyaj hazırladım. Sıra geldi saçlara. Şimdi saçlarımı bir kurutayım önce. Mis gibi oldu. Sonra da makyaja geçelim. Saç kurutma makinemde Remington. Bunu çok sıcakta yapmıyorum. Yaz olduğu için çok bunalıyorum. Orta ısıda ayarlayıp orta fanda. Şimdi saçlarımızı bir tarayalım. Tarama artık biliyorsunuz. Hafta çıktı, yenisini almam lazım bir ara. Tangle Teaser. 2 senedir falan kullanıyorum. Parasını hak eden bir ürün. Yani piyasadaki taraklardan biraz pahalı. Ama bir tarak bu kadar güzel tarar mı? O yüzden bayılarak kullanıyorum. Ya benim bu elektronik ürünlere karşı önce bir ön yargım oluyor. Mesela atıyorum elektronik yüz temizleme cihazı, elektronik diş fırçası. Önce bir ön yargım oluyor. Diyorum ki ne gerek var, elimiz var, öyle böyle. Sonra kullanmaya başlayınca diyorum gerek varmış böyle yediğimi. Gayet güzel yutuyorum. Anlayacağınız. Bu aynısı diş fırçamda da olmuştu. Diş fırçamda Oral-B'nin bu elektronik diş fırçası. İlk zamanlar dedim ki ne var sanki diş fırçası, yani alt tarafı ne yapabilir? Ama bembeyaz yapıyor. Çünkü biz istediğimiz gibi fırçalayamıyoruz. Ben sürekli diş fırçalarken düşünür insan. Çünkü ben de düşünüyorum. Dolayısıyla da nereyi ne kadar fırçaladığımızı her seferinde aklımızda tutamıyoruz. Bu çok güzel. Uyarıyor. 15 dakikada burası, 15 dakikada burası, 15 dakika burası derken dişlerinizin her yerini temizliyor. Bembeyaz yapıyor. Dedim tamam. Başımın üstünde aynı şekilde. Foreo için de geçerli. Hem ne kadar cildime masaj yaptım, hem hangi bölgeme ne kadar temizlik uyguladığımı, hem de bir cihaz olduğu için aslında daha fazla derinlemesine temizlik yaptığını deneyimledim. Şimdi banyoda işimiz bittiğine göre sıra geliyor saçı yapmaya, ardından makyaj yapmaya. Evet. Şimdi biraz ışıklı bir ortama gelip makyaj yapmam gerekiyordu. O yüzden yatak odasına geldim. Geçen videomda izlediğiniz makyaj masam şu an burada. Görebiliyorsunuz. Aslında diğer odaya koymuştum ama şimdi yatak odasına koydum. Yatak odasında da yeri değişebilir. Şu an sadece makyaj yapmak istediğim için buraya geldim. Ve dün bir kargo geldi. Bu kargoda da şu görmediğiniz ayaklı led aynayı aldım. Ne kadar yararlı olacağını bilmiyorum. Henüz denemedim. Böyle ledli bir ayna. 50 liraya düşmüştü. 50 lira. Trendyol'dan aldım. İsterseniz linkini de bırakabilirim. Bir jelatinini çıkaralım. Şöyle bir. Aynen. Pil. Pillerini takalım. Bundan çok memnun kalır mıyım bilmiyorum. Ama insanın aynaya ve özellikle ışıklı aynaya çok ihtiyacı oluyor. Okey. Hazır mısınız? Çalışmıyor mu? Ha şurada iş. Leyla. Öyle. Bakayım. Önce bu ışıklı bakayım. Bu ışıklı hali. Bu ışıksız. Yani. Fena değil ama beyaz ışık olması beni biraz üzdü. Beyaz dedi çok sevmiyorum. Burada da ayağı var. Ayağını da takalım. Büyük bir ayna alana kadar benim işimi görür. Bir de şey özelliği varmış. Şöyle dönüyormuş. Bakayım. Bu çok iyi bir şey. Böyle dönmesi iyi. Böyle iyi oldu. Bununla makyaj yapabilirim şu an. Önce saçıma bir maşa yapayım. Daha sonra da makyaja başlıyorum. Geçenlerde maşa baktım. İstediğim gibi bulamadım. Arkadaşlarımı da denedim. Niye istediğim gibi olmadı sanki. Ben yine kendi maşama döndüm. Bozulana kadar bunu kullanmayı düşünüyorum. Şöyle bir müzik açtım. Şimdi ilk olarak dediğim gibi saçımı yapıyorum. Saçımı yarım topladım. Böyle parça parça maşa yapmaya başlayacağım. Yarım saat vaktimiz var. Yarım saatte saç başı makyaj inşallah. Hadi bakalım. Aslında yeni yıkanmış saça maşa çok iyi tutmuyor benim saçımda. Dün gece yıkanmam gerekiyordu ama dün düğündeydik ve çok yoruldum. Eve gelip nasıl sızdığımı bilmiyorum. O yüzden sabah duş almam gerekti. İnşallah tutar ve bozulmaz. Bu hafta her gün dolu. Her gün bir aktivite, her gün bir şey. Haftaya bakalım nasıl olur. Haftaya nasıl olacak bilmiyorum. Haftaya da birkaç gün şimdiden dolu. Yaz ayları böyle oluyor. Düğün, dernek, nişan, kına, Allah'ım pekala bedalar derken bütün yazın, bütün hafta sonları full geçti benim. Yoruldum. Evde oturmayı özledim.
Ama olsun. Güzel yorgunluklar bunlar. Uyuyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz, geçiyor. Ama o güzel anları bir daha yaşamak zor. O yüzden her yaşadığımız anın kıymetini bilip, mutlu olup sırıtan yüzler dolaşabiliriz. Aşağı yukarı 30 saniye gibi tutuyorum bütün hepsinde. Yeterli oluyor ama şu an dediğim gibi saçım ıslık olduğu için düşmeye başladılar hızlı bir şekilde. Şimdi şurada bir çekmece var. Çok havalı artık benim de bir makyaj çantam, bir çekmecem var çünkü. Makyaj çekmecemden fondöten çıkaralım. Yeni bir fondöten aldım. Yeni deneme fırsatı buldum ve kullanmak istiyorum. MAC'in Face and Body fondöteni. Büyük boyunu almadım. Fazla fondöten sürmediğim için küçük boyunu aldım. Bilirsiniz küçük boy çok seviyorum. Sonra MAC'den bir de Fix and Pink Lid diye bir sprey var. Onu aldım. Bir de bunu açtım, kullandım. Kahverengi bir maskara aldım. Biraz da kahverengi maskara kullanmak istiyorum. Biraz yaklaşıyorum şu an. Evet, fondöten bunu kullanacağım. Şimdi bakalım, açalım. Güzel makyaj öncesi ve sonrası bazı. Öncesi de sıkabiliyorsunuz. Sonrası da, ben ikisini de sıkmayı çok seviyorum. Verdiği etkiye bayılıyorum çünkü ferahlatma bir etki veriyor. Bu arada saçlarım direkt düştü. Islak, tertemiz saç olunca böyle oluyor tabii. Bu aslında Fix Plus gibi sabitleyici spreyinden. Ama bunun içinde drop cream'de olduğu gibi böyle parıltılar var. O yüzden buna bayılıyorum. Sıkalım. Bakın. Allah! Çok güzel bir duygu. Önce bir fondöten. Benim rengim N1. N1 rengi minnak boy. Face and Body. Bunu böyle. Makyaj aynam var ya, ışığını açayım. Şimdi şunu şöyle sıkalım. Çok koptu. Böyle mi kullanılıyordu bu ya? Of. Bunu da MAC'in 137S fırçasıyla dağıtalım. Bu arada bu fonda ilk defa video çekiyorum. Yatak odasında hiç video çekmemiştim çünkü bu zamana kadar. O yüzden ben de bir enteresan hissediyorum kendimi, farklı bir yerdeymişim gibi. Yatak odası demişken de bu hafta 90 bin olduk YouTube'da sonunda. O yüzden çok mesudum. Şimdi benden istediğiniz o ev turu videosunu da çekme sözü verdim. Beni Instagram'dan takip edenler biliyor zaten bunu. O da aslında ev turu aslında çekecektim ama bir türlü eksikleri gideremediğim için çekemiyordum. Ama şimdi kendime söz verdim. YouTube'da 100 bin olduğumuzda bir ev turu videosu gelecek. Söz veriyorum. Hem bu kendime bir challenge. Çünkü evdeki eksikleri tamamlamak için bir süre. Hem de size verdiğim artık bu sözü tutmuş olmak güzel olur diye düşünüyorum. Bunu da sularına çöpe atalım. Şu kutular neden veriliyor değil mi ya? Bunu böyle de satabilmek varken neden bu? Boşuna israf, boşuna kağıt. Bütün markalar aynısını yapıyor. Fondötenimizi sürdük. Şimdi sırada kaş. Kaş için iki tane Benefit ürünü kullanıyorum. Bir tanesi kalemi, bir tanesi de boyamak için fırçalama, biraz sabitleme etkisi de var. Önce kalemiyle şekil vereceğim. Ardından da bununla hem biraz daha koyulaştıracağım hem de sabitlemiş olacağım. Önce kaşlar yukarı taranıyor. Sonra kaş boyamam. Kaşlarıma bakım yaptırdığımdan beri artık bir tık daha fazlalaşmaya başladı. O yüzden çok memnunum. Ben hiç şekil almıyordu. En azından şimdi bir tık daha iyi. O yüzden çok memnunum. Şimdi Benefit'in Gimme Brows'uyla biraz daha tarayalım. Bayağı koyu oldu. Ama geçen düğünde de koyu olmuştu bunu. Ben sevdim. Geçenlerde kaşla alakalı bir video izledim. Kızın hiç kaşı yoktu. Bir yöntem yaptı ki birden kaşı oldu. Kuru sabun yöntemiymiş. Hemen onu denemek istiyorum. Beraber onu deneyelim. Çünkü efsane. Yani ben dedim bu kızın kaşı böyle nasıl oldu? Ama oldu. Şimdi hemen bir göz makyajı, bir palet çıkarıyorum. Urban Decay Naked. Siyah beyaz giydiğim için hafif bir... çok fazla bilmiyorum hangi renk yapacağımı. Şu an gerçekten cümle bulamadım. Öveledim, geveledim. Çıkmadı. Bence açık tonlarda bir makyaj yapayım. Öyle koyu moyu. Zaten vaktim de yok. Şimdi buradan bir bej rengi var. Şurada gördüğünüz en baştaki. Onu alıp komple bir yedireceğim. Ha, bunun kendi fırçası var. Onu da yapsaydım keşke. Komple bütün göz kapağıma yediriyorum. Üçüncü olan rengi alıyorum. Ondan şöyle alıp buralara rengini açıyorum. Biraz daha... Aslında turunculu bir süreyim. Aynen, turuncu bence çok yakışır. Turuncu. Ama turuncu farım var. Turuncu yapmaya karar verdim şu an. Bu altyapı iyi bunun için. Şimdi hemen turuncu farım var. Flormar'ın Danla Bilic'in meşhur ettiği 32 numaralı Orange Juice isimli bu farıyla hafif şuralara turunculaştıracağım. Hazır mıyız?
İnşallah güzel olur. Şu an mutlu oldum. Ay sevdim vallahi. İnşallah batırmam diye korkuyordum. Çünkü öyle çok iyi makyaj yapabildiğini düşünen bir insan değilim genel olarak. Ama yüz yapımı tanıyorum, öyle söyleyeyim. Yani çok profesyonel olmasa da idare edecek bir makyaj yapabiliyorum. Bence iyi oldu ya. Ne dersiniz? Bu köşeye sürdüğümüz farları ortaya getirmemiz gerekiyormuş. Onu yapmadığımız sürece batmazmış o makyaj. Yani ortadaki hissi bir tık daha azaltmak için o ikinci sürdüğüm farla ortayı şuralara oturtacağım biraz daha. İşte. Daracık alanda yaptığım için bir ileri bir geri yapmak zorundayım. Şimdi sıra geldi öldürücü darbeye. Bence bu öldürücü darbe MAC'in Teddy kalemi. Bitmek üzere. Şöyle haşatı çıktı. Yenisini almak lazım. Stoklamak lazım. Herkeste olması gereken bir kahverengi göz kalemi. Böyle yumuşak bir kalem. Görmedim. Mükemmel. Bir kalem makyajı bu kadar değiştirebilir. Hatta Nutilash maskarasından kahverengi olanı bolca üst kirpiklerimize sürüyoruz. Yani düğününe hazırlanın videoları aslında bu sene çokça çekebilirdim ama çok sıkılırsınız diye 3 düğünde 4 düğünde bir çekmeyi düşündüm. Bu sezon için bir tane Era'yla Sena'nın, diğeri de bu nişan videosu olacak. Kuzenin de düğünü var Eylül'de. Belki onu da çekerim. Bilemiyorum şu an için ama çok fazla çekip de sizi de sıkmak istemem. Şu an Hakan Bey'in kadraja girmediği anları kovalıyorum arkadaşlar. Çünkü bir oraya bir buraya geliyor. Kendisini koyduğumda car 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 bışmetini yiyor. O yüzden bekliyoruz bakalım işlerini halletsin. Şimdi sırada MAC Prolonged Wear Concealer NW20 rengi benim rengim. Onu söyleyelim. Bunun da var ya pompası o kadar çok çıkarıyor ki. Önce ellerimle yapayım. Ya resmen gözaltı kapatıcısı bir makyajın olmazsa olmazı değil de ne? Hemen gösterdi kendini ya. Böyle bir şey olmaz. Şimdi elimize yapamadığımızı fırçamıza yapalım. Biraz da şurayı dağıtacağım. Keskin olmasın. Bronzerımı Hoola'dan yola kullanıyorum. Bitti. Haşatı çıktı, öldü. Böyle bir şey olamaz artık. Bronzer sürme fırçam nerede? Onu da bilmiyorum. Neyse şunu sileyim. Hoola. İçinde çok çok az kaldı. Kullanacağım. Şöyle kendimizi bocalıyoruz. Şimdi üstümü çıkaracağım ben. Tabii boğazım. Nasıl sürmeseydim iyiydi. Neyse onu daha sonra yaparım. Şuramı da biraz süreyim. Şimdi bir de allık sürelim. Allığı fardan çok hafif sürsem ne olur? Hı? Riske var mıyız? Farı bir tık sürsem. Çok çok az ama. Çok çok az. Ne olur hadi bir şey olur. Evet ve kapanış öncesi bir aydınlatıcılık. Bu da yeni aldığım ürünü kullanacağım. Bunu da MAC'ten aldım. MAC'te geçen günlerde bir indirim vardı. 300 liralık alışverişe 100 lira indirim oluyordu. Yani 200'e geliyordu 300 liralık alışveriş. Ben de o yüzden böyle şeyler aldım. Bir aydınlatıcı palet aldım. Şunu. Bu güzel bir palet. Aydınlatıcı fırçamı alıyorum. Şunu sürmeye karar verdim. Bu aydınlatıcıları bu hiç çok kötü bir fırça. Bu Eclipse'in fırçası hiç işime yaramadı. Şu an elimle sürmeye karar verdim. Çünkü bu etkiyi elim veriyor sadece. Bir de ben göz pınarlarımı sürüyorum bu. Cayır cayır parıl parıl oldum. Evet aferin bana. Benim kurtarıcı MAC'in kinda seksisi oluyor. Şu an bitmiş yani bitti. Bunu da sürüp kapanış yapıyoruz. Tatam finito. Makyajım tam anlamıyla bitti. Bir Fix Plus sıkalım. Tabii ki bunu bir tık uzaktan. Bitti. Şimdi hemen giymeye gidiyorum. Ve tam. Dararadım. Hazırım. Saçlarımı böyle bırakmaya karar verdim. Çünkü uydu. Böyle. Bu şarkıya bayılıyorum. Açar mısın sesini hayatım? Bana kim teslim edecek? Kaderi sana bağladım da. Çok ince şimdi Derya Alın'ın sesi. Ben söylersem daha ince çıkacağı için. Derya'dan sözünün. Yani onun saygı gösteriyorum sesine.
Ama şimdi tabii benimki daha ince ve daha Derya'dan daha iyi olduğu için şey yapmak istemiyorum onu. Bastırmak istemiyorum. Ya bu kadar iyi niyetli kalbim. Geldik. Merhabalar. Heyecanlı mıyız? Evet. Değil mi? Şu an heyecanı bulmuş. Allah'ın emrine, peygamberin kavliyle biz kızınızı sizden istiyoruz Burhan Hanım. Anne video çekiyorum. Konuşabiliriz. Geçer. Bravo. Nereye bakıyorsun? Aşkım kendine bakabilirsin, hiç problem değil. Kendine bakınca daha iyi ayarlarsın. Eşleri toparladık bahçede. Sohbet, muhabbet, müzik. Bana her şeyi aldı. Eğlenme. Tabii bugün Fener'in maçı olduğu için. Kadınlardan nefret ettim. 1, 2, 3, 4. Ben seviyorum abi ya. Merveciğim, nişanlının gerçek yüzünü görüyor musun? Hakan'la beraber olduğundan beri. Gerçekten. Gerçek yüzü bir erkeğin gerçek yüzü maçı sakinlikten çıkar. Bence çok sessiz sakin gözüküyor. İyi oldu. Bence oldu. Bence tamam. Bence mutluluklar. Görmüş olduk. Bu hiçbir şey değiştirmez. Ben bilmiyorum Hakan'a. Görmediğim şeyleri görüyorum. Hani cevap verdi mi verdi mi bunun çağrı. Gelin kızımızın üstündekine bayıldık. Bu elbiseniz nereden acaba Sevin Hanım? Elbisemiz ailecimden, kıymalecimle beraber aldık. Çok güzel. Ooo ay çok tatlı. Gerçekten bayıldım. Yengem. Yengem. Duygu ve düşüncelerini alalım. Duygu ve düşüncelerimi hemen geliyorum. Duygu ve düşüncelerimi söyleyeyim. Evet, çok mutluyum. Herkesin de keyif bağlı diyorum. Daha da çok mutluyum. Evet. İnşallah hep birlikte daha mutlu günlerimiz olsun. Bir sırada düğünümüz var inşallah. Evet. Görümce mi? Görümce mi? Oradan kopmaya devam. Evet. O zaman Kasım'da görüşmek üzere. Evet. Kasım'da 9 Kasım'da. Ey kızına siktir babanın kısmı. Gel buraya gel. Haydi küsmeye gelmiş eller oynasın. Eller diller kaynasın diller. Sığılmadı için şu an yolun ortasına araba çektik ve... Böyle çılgın bir roman oynama yok. Burada üstad düğünlerde master yapmış bir kişi. Karşınızda Selin Dereli. Düğünlerin vazgeçilmez ismi. Gerçekten iyi oynuyor, görüyorsunuz. Harika. Harika. Mero, bekle geldi. Hakan maç kazandık diye 2-1 maç sonucu. Şakşuka. 2-1 Başakşehir'i yendik burada. Koyamadım. Kazamadım. Şakada şuka. Selam. Evet, şu an saatlerimiz 2:20 geçiyor ve biz eve geldik. Gördüğünüz gibi üzerimi değiştirdim. Makyajımı da çıkardım, lensleri de çıkardım. Eski gözlüğümü taktım şu an. Çünkü diğer gözlüğüm kayıp, bulamıyorum. Size şunu göstereceğim. Cake markasının naneli ferahlatıcı ayak kremi. Son zamanlarda sürekli nişanlar, düğünler ve benzeri aktiviteler olduğu için topuklu ayakkabı giyiyorum sürekli ve ayaklarım akşam eve geldiğinde sızlıyor. Bu kremi kullandığımdan beri ayaklarımda sabah kalktığımda o sızlığı bastınız dediğiniz o minik bir minicik bir acı sızı olur ya, onu gerçekten aldığı etkisi var. Ayakta sürekli kaldığınız bir gün olur. Çok yürüdüğünüz bir gün olur. Ya da ayakta çalışıyorsanız kesinlikle alın. Benim çok hoşuma gitti. Ve özellikle bu markayı daha çok benimsememdeki sebeplerden biri de vegan olup hayvanlar üzerinde hiçbir deney yapılmıyor olması ve içerisinde
zararlı, sert, kimyasal olmuyor olması mükemmel. O yüzden çok sevdim. Ayaklardaki böyle ağrıyı, sızıyı alan bir özelliği var ama nemlendirme etkisi çok öyle almış abi. Nemlendirme beklemeyin. Eğer çatlaklarınız varsa ya da soyuluyorsanız, yani düzenli kullandığınızda bir onarım sağlar mı bilmiyorum. Bence sağlamaz ama. Ve dediğim gibi şimdi bunu sürüp hemen yatağa gireceğim. Burayı kadar izlediyseniz bir like, kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Sizi seviyorum. Hakan da yatmaya gidiyor. Artık benim de yatmam lazım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.